Efendim Serdar Arsemen YouTube kanalımızda birlikteyiz. Bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan misafirimiz. Genel merkezde bizi kabul ettiler. Teşekkür ediyorum önce ve hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bugünün Türkiye'sinden rahmetli Erbakan Hoca'ya baktığımızda nasıl bir resim görüyorsunuz siz diye sorayım. Allah rahmet eylesin tabii kendisine, bütün geçmişlerimize, şehitlerimize ve kendisiyle birlikte Erbakan hocamızın bu davaya hizmet edip ahirete intikal eden, adını burada zikredemediğimiz büyüklerimize Cenab-ı Allah gani gani rahmet etsin. Size de tekrar teşekkürler ederim. Ayaklarınıza sağlık. Tabii Erbakan hocamızı biz 9 seneden beri anıyoruz. Bu senede milletini seven Erbakan ve Erbakan demek bereket demek başlıklarıyla anacağız. Bugüne kadar da konuştuğunu yapan Erbakan ve aldanmayan aldatmayan Erbakan diye almıştık. Bu sıfatların, bu başlıkların hepsi edebi bir laf söylensin diye değil, hepsinin kendi hayatında somut karşılığı olduğu için seçilen başlıklar. Tabii anmak yetmiyor, doğru bir şekilde anlamak, aynı yolda yürümek inşallah hepimize nasip olur. Zaten Yeniden Refah Partimizin kuruluş maksadı da bu. O çizgide, o istikamette yürüyüp millete, İslam alemine ve insanlığa aynen Erbakan hocamızın o dönemde yaptığı gibi hayırlı, faydalı hizmetleri yapabilmek. Evet. 28 Şubat denince tabii rahmetli Erbakan hocanın refah yolunun alaşağı edilmesi süreci. Peki neydi? Yani çok şey söyleniyor 28 Şubat'la ilgili. 28 Şubat tabii hani içeride bir takım aktörleri vardı ama rahmetli Erbakan Hoca dış boyutuna dikkat çekerdi. Dışarıdan da bu dış boyutuyla birlikte 28 Şubat sizce nedir? Tabii dış güçlerin etkisi çok açık ve net. Bunu zaten dediğiniz gibi rahmetli Erbakan Hocamız canlı yayınlarda, programlarda ifade etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir 9. katında toplantı yapıyorlar. Sabaha kadar süren bir toplantı. Ve burada alınan kararlar bize 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısında önümüze konulan maddelerle aynı olduğunu 28 Şubat MGK toplantısından birkaç sene sonra o Amerikan hariciyesindeki toplantı kararları elimize geçince anladık demişti. Yani Amerikan hariciyesinde 9. katta sabaha kadar yapılan toplantıda alınan kararlar yan yana koyuyorsunuz 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nda o askeriyenin içindeki kanadın Erbakan hocamızın önüne koyduğu maddelerle aynı. Yani düğmeye dışarıdan Amerika'dan basıldı dış güçler tarafından. Neden basıldı? Efendim irtica hortluyor. Efendim acizmendiler çıkıyor. Başbakanlık konutunda sarıklı cübbeli hoca efendilere iftar yemeği veriyor. Bunlar hepsi işin tiyatrosu. Neden? Hep ben anma programlarında da konferanslarımızda da ifade ediyorum. 28 Şubat başörtüsünden, irticadan, şeriattan onların tabiriyle olsaydı en şiddetli 28 Şubat'ı bu dış güçlerin Suudi Arabistan'da yapması lazımdı. Ben niye orada yapmıyorlar diye söylemiyorum da Suudi Arabistan'da başı açık sokağa çıkmak yasak. Hanımların ehliyet alması yasak. Yalnız seyahat etmesi yasak. Kendine göre en katı şeriat kurallarını uyguluyor. Ama Suudi Arabistan krallığı kurulduğu günden bugüne kadar böyle bir müdahale, böyle bir sıkıntı yaşanmamış. Niye Türkiye'de oldu? Türkiye'de olmasının sebebi Erbakan hocamız bu dış güçlerin iki kırmızı çizgisi olan paylaşımda ve yönetimde söz sahibi olmak istedi. Onlar diyorlar ki paylaşıma siz karışmayacaksınız, yönetime karışmayacaksınız. Onun dışında özel hayatınızda sabaha kadar namaz kılın, tesbih çekin. İsterseniz 5 yaşında kız çocuğunun başını örttürün. Paylaşım dediğine işte Erbakan hocamızın denk bütçesi. Denk bütçe yapınca dış güçlere haraç ödemeyeceğim demek bu. Çünkü borç almayacağım. Borç almayınca da borç faizi ödemeyeceğim, haraç ödemeyeceğim. Havuz sistemine, havuz sisteminde rantiyeye haraç ödemeyeceğim. Çünkü rantiye havuz sistemi kurulmadan önce devletin parasıyla, devletin sırtından muazzam faiz geliri, yattığı yerden faiz geliri, milyarlarca dolar elde ediyordu. Bu önlenmiş oldu. Diğer taraftan yönetime nasıl karıştı Erbakan hocamız? İran ambargosunu deldi. İran'la 2,5 milyar dolarlık enerji anlaşması yaptı, doğal gaz anlaşması. Irak ambargosunu deldi, Kerkük yumurtalık petrol boru hattını açtı. Dış güçler diyor ki hayır bu ambargolar biz koyduk, buna uyacaksın. Hayır ben senin bu haksız ambargona uymam dedi Erbakan Hoca. Amerikan askerlerini çekiş gücü Türkiye'den kovup attı.
Bu da çok önemli bir suç dış güçler için. Çünkü o çekiş gücü oraya terörü desteklemek ve asıl olarak Büyük İsrail Hedefi için yerleştirilmiş. Aynen bugün Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır dolusu silahla teröristleri destekledikleri gibi teferruatına girmeye gerek yok. D8'i kurmaya kalktı. D8 de dış güçlerin yönetim alanındaki kırmızı çizgisinin çiğnenmesi demek. Çünkü onlar İslam alemini bölüp parçalamanın peşinde. İşte Libya, Suriye, Irak, Sudan, Türkiye ve İran'da bölüp parçalamak istiyorlar. Erbakan Hoca gelmiş, hayır bölünmek ne kelime, daha tersine, tam tersine 100 sene önce olduğu gibi birlik olacağız diyor. D8'i kuruyor. İslam Birliği'nin adımını atıyor. Bunlar son derece bardağı taşıran damlalar oldu dış güçler açısından ve böylece de düğmeye basıp bu tiyatroyu çevirdiler. Evet efendim, şimdi 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan paşalara baktığımız zaman bir dönem Yüksek Askeri Şura kararlarıyla yargısız infazda tabi tutulan ordu mensupları vardı. Biz de bunların yargısız infazda tabi tutulmalarının aleyhine haberler yapıyorduk. Sonra baktık ki FETÖ'cü askerler aslında o dönemde atılmamış. Özel olarak adeta himaye edilmiş ve nerede milli görüşçü bir asker varsa onu aslında oradan atmışlar. Milli şimdi bu kadar uzun vadeli planlar yapan bir güç mü karşımızda? Yani bakın ta Teğmenken adamı alıyor, paşa olana kadar bekliyor ama bu arada milli görüşçüleri askeriye içerisinden temizliyor yani. Ve FETÖ'ye güzel bir alan açıyor. Hani İlker Başbuğ bir şeyler söylüyor ya şimdi, yani 15 Temmuz'da darbe yapanlar hemen general olmadı ki. Tabii. Rahmetli Erbakan hocamız her vefat yıldönümü olduğu için bir kere daha analım. 5700 senelik mikrop diyordu dünya siyonizmi için, bu dış güçler için. Tabii protestanlık mezhebini Hristiyanların içine sokmuş adamlar bunlar. Çünkü protestanlıkla faizi serbest bırakalım. Böylece Hristiyanların çok olduğu Avrupa'da, Batı'da oturduğumuz yerden servetimize servet katalım. Diğer taraftan şimdi yeni dönemde evangelizmi çıkarmış. Hristiyan siyonistleri yetiştiriyor. Bütün Hristiyan dünyasının kendi idealleri için kullanmak üzere. Osmanlı'ya Arabistan'da Lawrence'ı göndermiş. Arabistan'da Lawrence Cidde'deki camide cemaate namaz kıldırıyor. Yani tecvitle, kıraatle Kur'an okuyor. Arapçası bir Arap'tan daha iyi. Neden bunu yapmış? Çünkü namaz kıldıran camideki hoca, ya bu Osmanlı yanlış yapıyor, Osmanlı hata ediyor. Buna karşı Araplar olarak karşı çıkmamız lazım, ayaklanmamız lazım deyince bir manası oluyor. Bir oraya bir Lawrence gelip de, ya beni İngiliz casusu olarak buraya Siyonizm gönderdi. Ben sizi kışkırtmak için geldim dese kafasına ayakkabı fırlatırlar, taş fırlatırlar. Şimdi onun için son derece sinsi, son derece sabırlı, son derece profesyonel çalışan 5700 senelik bir güçle karşı karşıyayız. Türkiye'deki bu gibi operasyonları yapmaları da tabii bununla ilişkili. Evet. Ve son derece doğal. Evet. Sayın Erdoğan geçtiğimiz grup toplantılarından birinde FETÖ'nün aldatamadığı tek lider rahmetli Erbakan hocamızdı deyince ben de milli görüşle ilgili bir tweet atmıştım ve onun altında tartışmalar meydana geldi. Saadet Partililer de Yeniden Refah Partililer birbirleri tartışıyorlar. Milli görüşün esas temsilcisi biziz, hayır esas temsilcisi biziz diye. Baktım böyle, hani ben bir karmaşa ortamına sebep olmak istemiyordum ama iki taraf birbirleriyle böyle cedelleşti. Nasıl bakıyorsunuz bu tartışmalara? Hangisi şöyle, milli görüşün? Orada şöyle söylüyoruz, yani bu bir kere yarası olan gocunur. Bunlar gece gündüz biziz biziz deyip duruyorlar. Böyle bir gocunmaya bizim ihtiyacımız yok. Burada milletimiz bunu en güzel şekilde takdir edecek bir. İkincisi de Cenab-ı Allah bilecek zaten. Onu da nasıl bilecek ve nasıl millet takdir edecek? Uygulamalarla, yaptığımız işlerle, eylemlerimizle, söylemlerimizle, attığımız adımlarla. Yani aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz oturduğumuz yerden birbirimizle sabaha kadar sen milli görüşçüsün, ben milli görüşçüyüm diye tartışalım. Bunun millete de bir faydası yok. Tartışmanın sonucu da gelmez. Biz Yeniden Refah Partisi olarak milli görüşün orijinal açılarına sadık bir şekilde Erbakan hocamız tarafından belirlenmiş açılarını saptırmadan istikamet üzerinde yürüyeceğiz. Ve milletimize de, İslam alemine, insanlara da hizmet edeceğiz diye bir iradeyle yola çıkmışız. Ve yürüyüşümüzü de buna göre tanzim ediyoruz. Bunu dediğim gibi milletimiz en güzel şekilde değerlendirecek, takdir edecek. Ve tabii ki Cenab-ı Allah da bunu inşallah görecek, takdir edecek.
yaptığımız işler, attığımız adımlar, yapacağımız hizmetler asıl önemli olan. Bunlar olmadan, bunlar görülmeden sabaha kadar konuşalım sen misin, ben misin diye. O nedenle çok derin bu konuda bir tartışmaya girmenin bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden önce de milletin derdine derman olmuyor. Evet. Şimdi, milletimiz aç, işsiz, evet. Fakir, yoksul. Adalet konusunda sıkıntısı var, eğitim konusunda sıkıntısı var. Bu ülkede gençlerin %60'ı fırsatım olsa başka ülkede yaşardım diyor. Ne kadar acı bir şey. Bunlara çözüm üretmek, bunlara somut projeler geliştirmek. Bu önemli olan, milletin derdiyle dertlenmek önemli olan. Şimdi sosyal medyadan sizle röportaj yaptığımı duyurdum ve soru göndermelerini istirham ettim. Çok sayıda soru geldi. Hepsini sormak mümkün değil. Yani 2-3 saatimizi alır. Yine içinden çıkamayız. Mesela şöyle bir soru var. Oyları bölmek mi? Yani Cumhur İttifakı'na destek versin. Gönlünden böyle geçen çok sayıda vatan evladı var. Bize yazmışlar. Yani Cumhur hani bir ve birlikte olmalıyız. İşte şer odakları birleşti. Dolayısıyla oyları bölmesin gibi bir yaklaşım var. Şimdi biz de ona diyoruz ki ya zaten oylarınız gidiyor. Yani şöyle AK Parti 1 milyon civarında üye kaybetmiş. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. AK Parti yöneticileri de ifade ediyorlar. Nereye gidiyor bu oylar? İstanbul'da CHP'ye kadar gitti bu. Genel seçimde MHP'ye gitti. Bunu bütün anket firmaları, sosyal araştırma yapanlar ve siyasetçiler açıkça ifade ediyorlar. Zaten tablo ortada. MHP baraj altında kalacakken 3 puan, 4 puan alacakken 11-12 puana çıktı. Bu gelen 8-9 puan da AK Parti'den gelenler oldu. Şimdi yabancıya gideceğine yeniden refah gelsin. Bu oylar zaten gidiyor. Bu gidenler dışarıda kalmasın. Tabiri caizse teşbihte hata olmaz, kurda kuşa yem olmasın. Yeniden refahta baba ocağında toplansın. Çünkü zaten AK Parti eriyor. Zaten bu oylar sağa sola dağılıyor. Sağa sola dağılacağına baba ocağına gelsin. İşte gelmezse AK Parti'nin karşısında en güçlü gördüğü işte CHP'ye giderse diye bir korku var. CHP'nin oluşturduğu bir millet i̇şte tabii, ittifakı denilen bir yapı var. Oraya giderse de... Çünkü yani bir yanlışlık varsa o yanlıştan çok daha büyük bir yanlışa gitmek olur. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olur. Niçin? Dediğim gibi bizim baba ocağında yeniden refahta toplanması niçin? İşte milli görüşte toplanması için. Milli görüş siyasetinin ne kadar önemli olduğunu biraz evvel söylediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Yani bir tek Erbakan Hoca'yla görüşemedi, ondan nefret etti, onunla anlaşamadı sözleri aslında milli görüşün, Erbakan Hoca'mızın şahsında ferasetini, doğru duruşunu, açılarının ne kadar yerinde olduğunu gösteren bir olay. Bu bir ferasettir. Yani mesela sadece FETÖ de değil, Arap Baharı ile ilgili de biraz evvel Anadolu Ajansı röportajında örnek verdim. 2011'de vefatından birkaç ay önce Suriye'de daha ilk silahlar patlarken sordular Erbakan hocamıza. Dedi ki ya bu bahar falan değil, bu bir kıştır, bu bir yalancı bahardır. Bu işin sonu Müslümanlara, İslam alemine bir fayda getirmez. Bu Siyonizmin yeni dönemdeki kadro değiştirme operasyonudur dedi. Şimdi 2020'de bunu herkes söylüyor, biz de söylüyoruz da. Bunu 10 sene önce söylemek çok önemli bir feraset. Aynen FETÖ'deki 40 sene öncesinden FETÖ'nün iç yüzünü ne maksada sahip olduğunu çözmesi gibi. Evet. Bu milli görüş feraseti Erbakan hocamızın şahsında ve çok ihtiyaç duyulan bir konu Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Evet. Bir soru daha. Saadet'ten ittifak teklifi gelse kabul eder mi? Soru aynen böyle. Biz tabii en başında da partimizi kurarken de ifade ettik. Biz şuna yakınız, buna uzağız, şununla oluruz, bununla olmayız şahıs veya parti olarak ifade etmek yerine biz 40 senelik geçmişi olan, yani 1 yaşında ama 40 senelik, 50 senelik birikimi olan bir yeniden Refah Partisi'yiz. Çünkü 69'da Milli Görüş Hareketi başladı. Ne yaptı başlayıp da? Bu 50 sene boyunca hayra motor, şerre fren oldu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedi. Doğrunun yanında durdu, yanlışa karşı durdu. Hiç kimsenin arka bahçesi, kuyruğu, destekçisi, yedek tekeri hiçbir zaman olmadı. Biz de milli görüşü temsil ediyorsak aynı şekilde hareket edeceğiz dedik yeniden Refah Partisi olarak. Dolayısıyla doğruyu kim söylerse doğru diyeceğiz, yanlışına yanlış diyeceğiz. İşte mesela CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili de bunu söyledik. Dedik ki işte dini bayramlarda ulaşım ücretsizdi. Milli bayramlarda da ücretsiz yapmış, ne güzel bir şey. Bunu takdir ederiz, doğru bu.
Ama diğer taraftan gelir gelmez 1 milyar dolar borçlanmak için belediye meclisinden karar çıkarttı. Ulaşım ücretlerine %35 zam yaptı. E bu da yanlış. Çünkü sen AK Parti iktidarına ve AK Parti belediyesine buradan vuruyordun. Borç faiz ekonomisi yürütüyorsun. Milleti, İstanbul'u eziyorsun. Ben gelince her şey çok güzel olacak dedin. E geldin aynı borcu, aynı faizi ve İstanbul'a yük yükleme işini aynen sen de yapıyorsun. Evet. Dolayısıyla bu bütün partiler için geçerli. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerindeki bu doğru ifadeleri de takdir ettik biz. Ne güzel söyledi, hakikaten de doğru söylüyor. Erbakan Hoca bir tek bu konuda ferasetiyle dik duruş sergiledi. Diğerlerinin hepsinin küçük veya büyük, uzak veya yakın ilişkileri peki, oldu. Peki şöyle bir şey denilebilir mi? Hani doğruya doğru, yanlışa hani yanlış. Şimdi mi aklınız başına geldi diyenler de var. Ama Sayın Erdoğan da diyor ki, ya diyor, tamam diyor, FETÖ bizi aldatmış olabilir ama FETÖ'ye karşı da işte operasyonlarda falan en ciddi mücadeleydi. Hatta tek ciddi mücadeleyi de veren biziz. Bizim iktidarımız döneminde. 40 senelik bir yapı bu. 40 senedir ta Kasım Güleklerden bu yana etkinliği olan bir yapı. Tamam bizi de aldattı. Evet. Ama tek mücadele eden de biziz diyor. Bu biraz geç oldu tabii. Geç. Çok geç oldu. Ama tabii İş işten geçti mi anlamında mı? En etkili şekilde yapılması lazım. Yani zararın neresinden dönerseniz kârdır tabii. Tam evet. olarak hiçbir zaman iş işten geçmez de evet. etkili bir şekilde tabii gene de yapmak lazım. Çünkü ucu dışarıda olan bir örgüt. Yani arkasında tabii CIA var başta ve o Amerika'daki Siyonist think tank kuruluşları var. Hatta bizim bir akrabamıza bir bayram ziyaretine gittiğimizde bu konu açıldı. Bir ziyarete gelen misafir dedi ki ya ben de hayret ediyorum adam ne organizasyon kurmuş. Bayloklar, şunlar, bunlar işte orduda gizlenmiş, her yere ele geçirmiş. Hayret dedi, Fethullah Gülen'den bahsediyor. Bizim o akrabamız da ona dedi ki ya Fethullah Gülen bunların hiçbirini bilemez, beceremez. Bunları aklı ermez. Sen dedi CIA'ya hayran ol. Amerika'ya dış güçlere bu organizasyonu yapan bunlar. Evet. Gerçekten de öyle tabii ve bunu Pakistan'da da yapmışlar. Matbu bir operasyon proje bu. Deminki Arabistan'da Lawrence örneği gibi. Şimdi ben CIA adına geldim. Amerika'daki Siyonist think tank kuruluşları adına geldim. Evladınızı bana verin ben bunu yetiştireyim dese Türkiye'de bu milletin hangisi hangi evladını verir? Ama diyor ki ben diyor Risale öğreteceğim, dinini öğreteceğim, namaz kılmayı öğreteceğim. Bu şeyle, maskeyle gelip maalesef asıl hizmet edilen yer dış güçler. Bu da zaten 15 Temmuz'da açık bir şekilde görüldü. Dinler arası diyalog projesi de buydu. Yani evet. İslam'ı sulandırmak ve diğer dinleri de bunlara uyarsanız da kurtuluşa erersiniz noktasına insanları getirmek. Semavi dinler, yani onlar da şu anda hak dinmiş gibi, tarif olmamış gibi. Sen ister Yahudiliğe uy, ister Hristiyanlığa uy, ister Müslümanlığa uy, üçünle de kurtulursun noktasına getirmek için. Evet. O da art niyetli bir projeydi tabii. Bu projede gene Hristiyanlığın içine Protestanlığı sokan... Tabii yollarda evanjelizme doğru gidiyor. Evanjelizmi sokan dış güçlerin projesi. Çok açık ve net. Evet, biraz evvel şu ifadeyi kullandınız. Millet İttifakı dedim. Dediniz ki yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. Yani birisi yağmur, birisi dolu. Şimdi daha önce de bir şeyi hatırlıyorum. Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül Çatal Dayı olarak teklif edildiği zaman Saadet Partisi tarafından olmadı ama olması istendi. Böyle bir ifade kullanmıştınız yine. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. Tabii. Yağmur yapan ne, dolu yapan ne? Yani dolu olmasına. Şimdi işte AK Parti iktidarına kızıyorlar. Efendim bu değişsin diyorlar. Tamam bu değişip %100 bir milli görüş zihniyeti gelsin, onun içinde biz gelelim derse bir insan bu mantıklı. Yani milli görüşe aykırı işleri var, biz de milli görüş olarak gelip milli görüşü uygulayacağız dersiniz de. Niye aykırı? Efendim AK Parti iktidarı Amerika'nın Irak işgaline destek oldu. O sırada Abdullah Bey onun içinde değil miydi? Abdullah Bey ben tezkere geçmedi diye gece uyku uyuyamadım diyen bir insan. Efendim Tayyip Bey AK Parti iktidarı Büyük Ortadoğu projesine destek oldu. E tamam Abdullah Bey de yanı başındaydı ve gece gündüz o da destek oldu. Efendim işte Tayyip Bey'e şeydeki Amerika'daki ADL'den, CFR'den madalya verildi, ödüller verildi. Abdullah Bey'e de Londra'daki Chatham House'dan kristal küre ödülü verildi. Şimdi buradaki mantıksızlığı anlatmak için söylüyorum. Evet.
Diğer taraftan Tayyip Bey faiz dünya gerçeğidir dedi, onun için karşı çıkıyoruz diyorsunuz. Abdullah Bey de ben hocanın, Bakan hocanın adil düzenine inanmıyorum, liberal ekonomiye inanıyorum dedi. Liberal ekonomi dediği faizci kapitalist sistem. İşte Tayyip Bey Amerikan askerlerine dua etti. Abdullah Bey de dedi ki dünya demokrasisi için en çok şehit veren ülke Amerika'dır. Şehit düşen Amerikan askerlerine hayırlı yad ediyorum dedi. Şimdi Tayyip Bey Erbakan hocamıza karşı çıktı, ayrı parti kurdu. Abdullah Bey Fazilet Partisi'nde aday oldu Recep Bey'e karşı. Asıl ilk karşı çıkan Abdullah Bey kendisi. Yani bunu ben kastettim. Evet. Ama bir insan der ki evet milli görüşe aykırı bu işler yapıldı. Bunlar yapılmasın, milli görüş uygulansın. Onun için biz gelelim dersiniz de. Yok biz gelmeyelim, Abdullah Gül Bey gelsin demek nasıl milli görüşle bağdaşacak ve hangi mantığa sığacak? Evet, onu söylüyorsunuz. Şimdi sorulardan biri de, şimdi diyor ki kardeşimiz, İran'ın Suriye'de zalim Esed'i desteklemesi, hani sınırımızın dibinde şimdi İdlib'de milyonlarca insan bekliyor, sıkışmış durumda. Ne düşünüyor? Çünkü geçtiğimiz günlerde İran bağlamında size vaki bir ziyaretten sonra yapılan açıklamayla ilgili bir tartışma meydana gelmişti. İran'a, İran-Türkiye ilişkilerine bakışınızı burada çerçeveler misiniz? İfade eder misiniz tam olarak? Şimdi orada aslında bazen tercümelerde de bu oluyor. Devlet adamları da ondan, diplomatlar yakınıyorlar. Şöyle yansımış. İran'ın, Türkiye'nin geleceği İran'dır. İran'ın geleceği Türkiye'dir. Şimdi orada bizim söylediğimiz o değil. İran'ın selameti Türkiye'nin selametine bağlı. Türkiye'nin selameti de İran'ın selametine bağlı. Neyi kastediyorum? Allah vermesin, Irak'ta yaptıkları operasyonun bir benzerini İran'da da yaparlarsa oradan sonraki sıra Türkiye'ye gelecek. Yani Türkiye'nin bütün çevresi ateş çemberine dönmüş olacak. Zaten Irak'la Suriye'yi perişan ettiler. Bir İran kalmış. Onu da aynı noktaya getirdiği zaman Türkiye'ye sıçrayacak bu iş. Türkiye asıl hedefleri zaten. O nedenle İran'a böyle bir operasyon olmasın. İran, Irak ve Suriye haline gelmesin. Birliği, bütünlüğü korunsun. İran'ın selametine bir halel gelirse bu Türkiye'nin selametini de etkiler. Bunu kastediyoruz. Zaten bunu eskiden beri de söylüyoruz. Ya aynı şekilde Allah vermesin Türkiye'ye bir şey olursa hem İran hem bütün İslam alemi de zaten perişan olur. Bunu ifade ettik. Tabii burada şu var, yani rahmetli Erbakan hocamızın da meşhur bir sözü vardı. Fotoğrafa bakmak yetmez, bir de videoyu izlemek lazım. Çünkü fotoğraf anlık bir durumu gösteriyor. Evet. Ve bu anlık durumda Suriye'nin, İran'ın bir takım hataları olduğunu görüyorsunuz. Tamam da videoya baktığınız zaman Türkiye'nin de birçok hataları olmuş. Şimdi biz İslam alemi olarak birbirimizin hatalarını alt alta yazıp da karşımıza çıkarsak birbirimizin karşısına bir yere varmamız ve bu felaketlerden kurtulmamız mümkün olmaz. İran'da diyor ki efendim Türkiye Amerika'nın Irak işgaline destek oldu. Üslerini, limanlarını, incirlik üssünü kullandırdı. Önce Irak bölündü, parçalandı, işgal edildi. Sonradan Suriye bu hale geldi. Sonradan Orta Doğu'da bu sıkıntılar oldu. İşte Saddam Hüseyin'in kızı Ürdün'de yaşıyor. Halep'teki diyor çocuklara çok üzülüyorum televizyonda görünce. Ancak diyor Halep'in, Suriye'nin bu hale gelmesinin ilk adımı Amerika'nın Irak operasyonudur. Çok doğru söylüyor. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti destek vermiş. Büyük Orta Doğu projesi Suriye'nin, Irak'ın ve bütün Orta Doğu'nun, bölgenin bu hale gelmesinin asıl sebebi buna destek olunmuş. İsrail'in OECD üyeliğine onay verilmiş. İsrail'in NATO'da ofis açmasına onay verilmiş. İsrail-Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu kurulmuş, hükümete bağlı milletvekillerinin hepsi buraya üye olmuş. Şimdi İran'da bunları alt alta yazıp bizim karşımıza çıksa, onun da haklı olduğu taraf var. Dolayısıyla bizim bu noktada yapılan hataları, yanlışları bir kenara bırakıp, önce Suriye'de, Halep'te, İdlib'de bu akan kanı ve çocuk ve kadın kanı bu, çok acı bir şey. Gerçekten de akşam televizyonda izlemeye dayanamıyoruz biz. Bir de bunu yaşayan insanları düşünün. Bunu durdurmak için ortak noktalarımızda, ortak müştereklerimizde birleşerek dış güçleri, Rusya'yı, Amerika'yı bu noktadan, bu bölgeden uzaklaştırıp bölgedeki ülkeden olarak bu sorunu barışçıl yollarla çözmemiz efendim, lazım. Efendim 910 kilometrelik sınırımız var malum. Türkiye diyor ki oradaki insanların güvenliğini sağlayacak, bizim de sınır güvenliğimizi sağlayacak. Zaten 4,5 milyon göç almışız, biz daha fazla alamıyoruz. Orada bir güvenli bölge oluşturalım ya da bir şey oluşturalım. Burada yani oradaki insanların güvenliği de bizim sınır güvenliğimiz de sağlansın noktasında Türkiye'ye İran'ın destek vermediğini görüyoruz. Buna ne diyeceksiniz? Tabii İran şunu söylüyor, diyor ki o da videoyu bahsediyor videodan.
Biz diyor 2011'de bu Suriye olayları olduğu zaman Türkiye ile diyor çok görüştük. Tabii hükümet kastediyor. Geliniz bu Esad bizim sözümüzü dinler. Bu Esad'a katil Esad, zalim Esad, sana gününü göstereceğiz yaklaşımını açıktan ifade etmeyin. İşte muhalifler yürüyün, biz de arkadan gelip Şam'da namaz kılacağız falan demeyin. İtidalle, akılla, mantıkla bu işi çözelim. Biz Esad'a söz geçiririz. Ve Rusya da ortada yok. Rusya 2015'te geldi daha. Bunu bizzat İran Büyükelçisi kendisi ifade etti. Rusya'ya da tam olarak güvenilemeyeceğini de ifade ediyorlar. Bir kere bölgenin ülkesi değil, tarihimiz ortak değil, dinimiz, inancımız, kültürümüz ortak değil. Rusya'nın da ayrı kendine göre planı, ajandası var. 2011'de bu olaylar başlarken İran ve Türkiye olarak biz bölgenin iki güçlü temel taşı olarak bir arada ortak hareket etseydik, Amerika'nın, İngiltere'nin ajandalarını bu işe karıştırmasaydık, Esad'a da söz geçirirdik. Bu kadar kan akmazdı, bu kadar çocuk ölmezdi, bu noktaya bu iş gelmezdi. Rusya da hiç gelmezdi o zaman. Rusya'ya ihtiyaç da kalmazdı. Çünkü 2011'de olaylar başladı, Rusya 2015'te geldi. Biz Rusya'yla, Esad'la ortak hareket edelim diye bir derdimiz yoktu diyor. Türkiye, İran bölgenin iki güçlü ülkesi olarak ortak hareket etsin, Esad'a da söz geçirsin ve bu noktaya gelinmesin. Bu nokta ne? Şimdi ne yaptık biz bunu yapmayarak? 1 milyona yakın Suriyeli vefat etmiş, ölmüş. Yüz binlerce çocuk öksüz, yetim kalmış, sakat kalmış. 10 milyona yakın Suriyeli yerinden yurdundan olmuş. Milyonlarca Suriyeli gelmiş bizim ülkemizde, bunlara 20 milyar, 30 milyar dolar para harcanmış. Suriye'nin kuzeyinde koskoca bir terör koridoru Amerika'nın eliyle oluşturulmuş. Yüzlerce sene aynı devletin tebaası olarak beraber yaşadığımız Suriye halkıyla, Allah vermesin, düşman haline veya Suriye devletiyle düşman haline gelmişiz. Bizim sınır ticaretimiz en kötü şekilde etkilenmiş. Ve şu anda da hala sınır ötesi operasyonlarda şehitler veriyoruz. Suriye'de de ölen Müslüman, bizim şehitlerimiz de Müslüman. Yani ne elde ettik? Esad hala koltuğunda oturuyor. Ve bu kadar insan ölmüş, bu kadar insan sakat kalmış. Ve bu Esad Rusya'nın da desteğiyle toprakların %85'inde geri almış. Efendim şimdi bizim dışişlerinde, bizim dışişlerinde diyor ki, biz diyor hem diyor Esad'e diyor, hem de diyor İran'a diyor, yani İran üzerindeki etkinliğini kullansın. Biz demokratik anayasal düzene geçin dedik. Binlerce kez tavsiyede bulunduk, telkinde bulunduk ama dinletemedik. Yani Türkiye, Türkiye'de böyle diyor. Yani İran'da öyle diyor. Evet. Yani, yok ben İran haklı, Türkiye haklı. Evet yani iki farklı tezi söylüyorum. Yani ben Türkiye'de diyor ki böyle. Bunların yani. İran ve Türkiye'nin bir araya gelip İran Büyükelçisi'nin söylediğini onun için söylüyorum. Yani bu aklın yolu bir. Erbakan hocamızın milli görüşünde D8'in kurulması. İşte Türkiye'de diyor ki İran diyor mezhepçilik yaparak diyor. Orada diyor mezhebi sebeplerden dolayı diyor destek verdi Esed'e diyor. Yani Türkiye'nin bakışı da böyle. Yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Daha önce de örnek verdim. Bunun görüntüsü de bizim elimizde var. Katolik Hristiyan aleminin lideri Papa, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in ayağını öperken görüntüsü var. Şimdi zenci bir insan tabii Sudan'da olduğu için bu. Bir de bütün dünyada en büyük prestije, forsa sahip, özellikle Hristiyan aleminde tabii, Papa gitmiş ayağını öpüyor, elinde değil. Niye öpüyor? Diyor ki Güney Sudan'da Hristiyan gruplar olarak birbirinizle çatışmayın, birlik, beraberlik içinde olun. Bu Hristiyan Güney Sudan devleti varlığını devam ettirsin yeter ki diyor. Şimdi bizim en azından biraz bu Papa'dan ders almamız lazım. Yok İran bize siz Büyük Orta Doğu Projesi'ne destek olduğunuzda, Irak'a destek olduğunuzda, Irak işgaline de derse, biz de derse ki sen mezhepçilik yapıyorsun da Halep'te şunu yapma bunu yapma. Ne yapacağız? Kurda kuşa yem olacağız. Evet siz diğer tarafta yani Rusya'da. Çözüm noktasında bir şey yapmak lazım. Yapmak lazım. Sonuçta yani, evet. Kimse sütten çıkmayacak kaşık değil. Demin verdiğimiz örneklerde her tarafın hataları var. Ama asıl mesele burada bu çoluğun çocuğun kanının durdurulması ve burada Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin, Rusya'nın ajandasının yürümesi yerine bölgenin mukimi olan Müslüman ülkelerin kendi arasında bu sorunu çözmesi. Evet. Hızla bitiriyoruz efendim. İstanbul Sözleşmesi 6.284 ile ilgili boşanma sayılarının artması, evlenme sayılarının azalması ve sürekli nafaka ile ilgili çok sayıda soru var. Tabii. Bunlar tabii Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin çok uzun süre bunları anlattı. Nedir bu? 100 sene önce bu milleti tankla, topla, tüfekle, işgalle yenemeyen dış güçlerin bu milleti içeriden çürütmek ve çökertmek için yaptıkları iş. Bunları biz ithal ediyoruz. Bizim buradaki yetkililerimiz de tam olarak içini bilmeden, anlamadan bunları uygulamaya koyuyorlar, yasalaştırıyorlar.
ve bilmeden istemeden dış güçlerin bu işine aslında alet olmuş oluyor. Ne bu iş? Aileyi çökertmek. Neden? Çünkü aile çökerse bir daha Çanakkale ruhu canlanamaz. Bir daha milli mücadele ruhu canlanamaz. İşte biz 2 hafta önce Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Yolu münasebetiyle Maraş'taydık. Evet. Muazzam bir destan. Kazmayla, kürekle, baltayla, sopayla topçu ateşine, mitralyöze karşı savaşıp birkaç ayın içerisinde bütün Fransızları atmışlar. Evet. Aile nasıl çökecek? 6 ay babayı eşin beyanıyla evden uzaklaştırıyorsun. 2 yılda 750 bin baba evinden uzaklaştırılmış. Eşin beyanı neye dayanıyor? Duygusal şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet. Şimdi ekonomik şiddet şu da olabilir. Eşiniz çok pahalı bir cep telefonu istedi. Siz de dediniz ki imkanımız yok, bu ay alamayacağız. E al sana ekonomik şiddet. Duygusal şiddetin içine her şey girebilir. Ortada bir belge yok, ispat yok, delil yok. Sadece hanımın beyanıyla 6 ay. Avrupa'daki uygulaması ne bunun? Bir defa mutlaka ispat etmesi lazım. İspat edemezse, yalan söylediği ortaya çıkarsa hapis cezasına kadar hanımı gönderen ülkeler var Avrupa'da. Uzaklaştırmanın süresi de en fazla 10 gün. Şimdi 6 ay evden uzaklaşan adam bir daha dönmüyor. Dönse de aynı sıcaklığı, aynı ortam bir daha bulamıyor. Hatta eşine daha çok kızıp bileniyor. Senin yüzünden ben perişan oldum diye. Arada bir miktar sevgi, ilgi varsa o da kalmıyor. İşte Ankara'da bir baba eşinin beyanıyla evden uzaklaştırılmış. Arabasının bagajında, station aracının bagajında yatarken gece Ankara'nın ayazında donup öldü adam. Dolayısıyla burada şunu söylüyoruz. Hanımı korumak bizim inancımızın emridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, Kur'an-ı Kerim, bizim dinimiz, inancımız hanımı en güçlü şekilde korumayı emrediyor ama burada siz hanımı koruyacağım derken aileyi yıkarsanız, aileyi parçalarsanız, kaş yapayım derken göz çıkartayım derseniz bu elbette ki olmaz. Bizim inancımıza, kültürümüze, akla, mantığa, temel değerlerimize uygun aile kurumunun, aile müessesesinin devamlılığını sağlayacak, koruyacak kanun ve düzenlemelerin çıkartılması lazım. Tabii İstanbul Sözleşmesi de ayrıca bir felaket. Bu da aynı noktaya bağlı. Bu milleti içinden çürütmek, çökertmek. Şimdi öyle bir ambalajla sunuyorlar ki, diyor ki efendim bilim adamı niye diyorsunuz? Bu kadar bilimle uğraşan hanım var, kadın var. Bilim insanı diyelim. Şimdi çok mantıklı bu, kulağa o kadar hoş geliyor ki. İş adamı deyip duruyorsunuz ya, bir tek adamlar, erkekler mi işle uğraşıyor? Bu kadar firma sahibi, iş sahibi, hanımlar var. İş insanı diyelim. Yani ambalaj tam bir çikolata. İçinden ne çıkıyor? Toplumsal cinsiyet eşitliği. Evet. Toplumsal cinsiyet eşitliği ne demekmiş? Cinsiyetsiz toplum. Yani erkek ve kadın diye bir cins yok. Cinsiyetsiz toplum var. Bu ne demek? Allah muhafaza buyursun. Kadın da erkek de, kadın bulursa kadınla, erkek bulursa erkekle birlikte olsun. Bunu Batı'da zaten yapıyorlar da, bunu Türkiye'ye getirmenin şeysi bu. İşte Erbakan hocamızın gene vefat yıl dönümü, bir kez daha analım. Güzel bir sözü. Siyonizmi tanımayan insanın hali 5 yaşındaki çocuğun ilaç dolabına bakmasına benzer diyor. Ne demek bu? 5 yaşında çocuk ilaç dolabına bakıyor. Şeker. Aa, diyor, şekerler ne güzel. Kırmızı bir ilaç görüyor, çilekli şeker zannediyor. Sarı ilaç görüyor, muzlu şeker. Halbuki ağzına attığında tansiyonu 0 olup orada ölecek. E şimdi aynen İstanbul Sözleşmesi'ni de anlayamazsın, cinsiyet eşitliğini de anlayamazsın. Bu ambalajla bize getirdikleri zehirler bunlar. Bunların hepsinin ortadan kaldırılması, kültürümüze, tarihimize, inancımıza, temel değerlerimize, toplum ahlakına uygun yasa ve düzenlemelere çıkartılması lazım. Evet, şimdi ev hanımları grubundan gelmiş. Diyor ki ben diyor çalışmayı tercih etmiyorum. Ev hanımı olarak ben işte çocuklarıma bakıyorum, onların eğitimleriyle ilgileniyorum. Eşim emekli oluyor. Benim emekli olabilmem için bir yerden kendimi sigortalı göstermem gerekiyor ki bunu ne karşılayabiliriz, ne yaparız? Şimdi diyor ki ev hanımı benim hakkım değil mi diyor yani. Onunla ilgili evet 30 konuda 30 vaat broşürümüzü şimdi hazırlıyoruz. Evet. O vaatlerden bir tanesi de şu. Çalışmak istemeyen veya çalışma imkanı olmayan ve çocuk sahibi olan ev hanımlarına devlet olarak maaş bağlanacak. Ve bu çok düşük cüzi bir şey olmayacak. Ciddi bir miktar olacak. Ve aynı zamanda sigortası, sosyal güvencesi de gene aynen çalışan bir hanım gibi devlet tarafından karşılanacak. Bu tabii ki şu demek değil, bütün hanımlar evinde otursun, iş hayatına, iş dünyasına hiçbiri karışmasın, bunu söylemiyoruz. Ama çalışmak istemiyorum, çocuğumu büyütmek istiyorum, evimde kalmak istiyorum diyen hanımların mağdur olmaması için de ev hanımlarına, çocuğu olan hanımlara maaş bağlama vaadimizi
açıkladık ve broşür olarak da bastırıyoruz. Evet. Efendim bir soru daha gelmiş. O da çok net. Servetinin kaynağı nedir? Hiç çalıştı mı diye bir soru. Soru aynen bu şekilde. Tabii biz soranların niyetini sorgulama noktasında tabii, değiliz. Tabii. Biz söz verdik. Mümkün olduğunca bu soruyu da sığdırdık oraya. Servetinin kaynağı nedir? Hiç çalıştı mı sorusu. Evet. Bir defa tabii servet kelimesi biraz insana değişik geliyor. Şöyle söyleyelim. Bizim yakın bir akrabamız diyor ki ya bu Erbakan Hoca'nın veya sizin maddi imkanlarınızı o kadar büyütüyorlar ki ya diyor sizin imkanlarınız orta halli, Ankara'daki orta halli bir müteahhidin imkanları kadar. Yani çok eskiden medyanın yaptığı olumsuz yayınların da bunda etkisi var. İşte Erbakan Hoca'nın bilmem şu kadar altını var, bu kadar zenginliği var, onların da etkisiyle. Bizim dediğim gibi orta halli bir müteahhit seviyesinde varlığımız var. O akrabamızın da dediği gibi. Bunu da tabii biz 2000-2001 yılından itibaren, üniversite eğitimimi ben tamamladıktan itibaren özellikle Elif ablamın eşi Mehmet Bey'le beraber gayrimenkul ve inşaat alanında faaliyetlerimiz oldu. Ve ticari olarak bu çalışmaları yaptık. Bunları bina yapıp satmak olabilir, arazi alıp satmak olabilir, bir bina yapıp kiraya vermek olabilir. Bu faaliyetleri yaptık, yürüttük. Tabii ki partiyi kurana kadar biraz daha yoğundu. Şu anda biz bir siyasi konumumuz ve parti genel başkanı olmamız nedeniyle o kadar yoğun ilgilenemiyoruz. Mehmet Bey devam ettiriyor ama bugüne kadar ticaretin içerisinde de olduk. Helal yoldan alın teriyle rızkımızı temin etmek için bu faaliyetleri de gerçekleştirdik. Evet efendim, akıl yaşta değil başta, bu her yaş için geçerli. Şimdi muhafazakar ya da işte ne bileyim hani toprak kokan sivil toplum örgütlerine baktığımız zaman toplantılarında %80 itibariyle kalıp toplantılar ve yaşlı insanlar. Hani yaşlı, ben de yaşlıyım işte, benim gibi insanlar. Estağfurullah. Evet, siz Allah gençsiniz, benden olur, çok gençsiniz, sağ olun efendim. Ama gençler de diyor ki biz daha fazla rol almak, enerjimizi daha fazla yansıtmak istiyoruz. Ama bakıyoruz her taraf senin gibi, yani benim gibi yaşlılar tarafından tutulmuş. Ne diyorsun? Şimdi bizim partimizde Türkiye'nin en genç sendika başkanı arkadaşımız genel başkan yardımcısı görevinde. Ve Türkiye'nin en genç il başkanı, Çankırı il başkanımız 26 yaşında. Ve biz de Türkiye'deki en genç parti genel başkanıyız. Evet. Ve burada gelecek var sloganımızın ne kadar doğru bir slogan olduğunu 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdiğimiz o çok tarihi muazzam büyük kongremizde gördük. 40 binden fazla insan gelmiş. Bu insanların %70'i, %80'i gençlerden oluşuyor. Bunu oraya gelen, bizzat yaşayan insanlar gördüler. Dolayısıyla hem yönetiminde hem de teşkilatlarında, tabanında gençlerin en yoğun olduğu parti olduğumuzu daha ifade edebilirim. Bu tabii Cenab-ı Allah'ın bir bereketi. Yani Erbakan Hoca'yı sağlığında tanımamış, görmemiş, herhangi bir görüşmesi olmamış. Erbakan Hoca vefat ettiğinde 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında olan bu gençler çok büyük bir hızla ve çok büyük bir aşkla, heyecanla Erbakan Hocamıza, Milli Görüş'e ve Yeniden Refah Partisi'ne bağlılığını ifade ederek bizim saflarımıza geliyorlar, katılıyorlar. Gerçekten de biz de şaşırıyoruz. Çünkü Milli Görüş'ün en gündemde olduğu, en aktif olduğu dönemde, Erbakan Hocamızın siyaseten aktif olduğu, hükümette olduğu dönemde bu gençler hayatta değil. Hatta işte bir kısmı da 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında. Ama şu anda büyük bir iştiyakla, büyük bir heyecanla geliyorlar. Ve gençliğin dediğim gibi en yoğun olduğu parti olduğumuzu dahi söyleyebilirim. Bu da bizim burada gelecek var sloganımızı haklı çıkaran bir diğer gerçek. Evet, şimdi emeklilik ve yaşa takılanlar meselesi, bu meseleyle ilgili açıklamalarda bulundunuz da. Şöyle bir soru, ben de ekleyeyim kendi sorumu da. Şimdi hani Sayın Cumhurbaşkanı bekara hanım boşamak kolaydır der. Yani siz gelin de buraya, burada görün der. Şimdi tabii bunu tamamlayan bir ifade de Türkiye yani Norveç, İsveç gibi değil ki, biz bu coğrafyadayız. Dolayısıyla bu coğrafyada olmanın maliyeti var. Şimdi tabii siz de diyorsunuz ki Türk ekonomisi borçlu, borçluk şöyle artıyor. Vatandaşlar bu kadar zor durumda, şuna verilsin, buna verilsin, üretim artsın. Peki nasıl yapacaksınız? Kaynak, kaynak nedir gibi soru da sık sık geliyor. Aslında tabii Türkiye çok zengin bir ülke. Zengin olduğu işte 54. hükümette en ağır şartlar altında 11 aylık kısa bir sürede ve koalisyon ortağı olmanıza rağmen rahmetli Erbakan hocamızın 6 aylık sürede bulduğu 35 milyar dolarlık kaynak gösteriyor bu gerçeği.
Demek ki biz istersek bunu bulabiliyoruz, yapabiliyoruz. Gene meşhur bir atasözü, at sahibine göre kişner. At sahibine göre kişnedi ve 54. hükümette borçsuz, zamsız, vergisiz millete yük yüklemeden mevcut devlet kuruluşlarını satıp yok ederek değil. Bunların hiçbiri olmadan 6 ayda 35 milyar dolar, 1 senede 70 milyar dolar yapar hesap ettiğiniz zaman. Borçsuz, zamsız, vergisiz milli kaynak paketi bulundu. Demek ki böyle bir irade olduğu zaman, bu niyetle besmele çekilip işe başlandığı zaman bu yapılabiliyor. Erbakan hocamız 2002'de AK Parti iktidarının ilk yıllarında yıllık 100 milyar dolar hacminde kaynak bulamazsanız bu ülkenin, bu milletin hizmetini göremezsiniz. Bunu yapamayınca da borçlanırsınız, millete yük yüklersiniz. Böyle de bir yere varılamaz demişti. Allah rahmet eylesin. Biz de yeniden Refah Partisi olarak daha işin en başında bu kaynak paketlerini bulmakla işe başladık. Akademisyenler, uzmanlarla çalışmalar yaptık ve bunun kitabını şu anda hazırlıyoruz. Yıllık 100 milyar dolar hacmindeki kaynak paketi nereden nasıl bulacağımızı anlatan kitap şu anda hazırlanıyor. Biz bunu bulduğumuzu söylüyoruz ve bu kaynakla da akrabaya, yandaşa, partiliye değil 82 milyona bu kaynağı adil bir şekilde... Ne zaman açıklanır, ne zaman biter çalışma programı? Biz kalem kalem kaynaklarımızı söylüyoruz. Kitap sadece bunun daha tafsilatlı ve düzenlenmiş hali. O ne zaman aşağı yukarı planlamanızda? 15-20 gün içinde veya bir ay içinde tabii çıkaracağız. Onu inşallah programlarda göstereceğiz. Buraya bakın, burada işte bu kaynaklar diye. Bunun içinde tabii... Hacimli bir şey olacak ya. Hacimli olacak. Büyük ölçüde güneş enerjisiyle ilgili kaynak paketleri var. İsraf edilen sulama suyuyla ilgili kaynak paketleri var. Düşük kalorili kömürlerden sıvı gübre üretilmesi ve ihraç edilmesiyle ilgili kaynaklar var. Tabii ki israfın önlenmesi var. Bor gibi çok kıymetli madenlerin zenginleştirilmiş katma değerli şekilde ihraç edilmesiyle ilgili kaynaklar var. Bunlar senelik 100 milyar dolarlık kaynak paketi. Bunun yarısıyla milletin bu dertlerine derman olmak, kalan yarısıyla da hükümetin, kamunun borçlarını ödemek diye bir planımız var. Bu şekilde 5 veya 6 sene içinde bütün borçlarınızı ödüyorsunuz ve millete de çok ciddi bir kaynakla hizmet ediyorsunuz. Nedir o? Senede 50-60 milyar dolarlık bir ilave kaynak. Asgari ücretin, işçi memur maaşının, emekli maaşının %50 arttırılması, çiftçiye, köylüye en yüksek teşviklerin sağlanması, taban fiyatlarının aynen 54. hükümette olduğu gibi arttırılması, çiftçinin, köylünün tarım kredi kooperatifine olan borçlarının faizinin silinmesi, bir defaya mahsus olmak üzere vatandaşın bankalara olan borçlarının, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının faizinin silinmesi ve emeklilikte yaşa takılanların da tabii mağduriyetinin giderilmesi. Ancak bunlar kaynak üreterek. Yani bir taraftan alıp öbürüne vererek değil. Şimdi mesela emekliye %4 artı %4 zam yaptım diyorsun. Aynı anda doğalgaza bir ayda %15 artı %15 zam yapıyorsun. Elektriğe bir senede %60 zam yapıyorsun. Hep verdiğimiz örnek, yurt dışından gelen cep telefonunun kayıt ücretini 500 liradan 1500 liraya çıkartıyorsun. Diğer taraftan yurt dışına çıkış harç ücretini 15 liradan 50 liraya çıkartıyorsun. Ne demek bu? Kepçeyle alıp kaşığın ucuna veriyorsun. %4 artı %4 verdin emekliye diyorsun da sen %400 aldın milletten, emekliye %4 verdin. Bizim çözümümüz bu şekilde değil. Çünkü peki, milli görüşün çözümü bu. Efendim, Ali Babacan, Sayın Ali Babacan itiraz ettiği zaman şöyle bir karşılığı olmuştu Sayın Cumhurbaşkanım. Ya kardeşim, bildiğin bir şey varsa o zaman yapsaydın. Evet, hayır, yapsaydın bir de yapılacak bir şey varsa da söyle yapalım. Hani böyle uzak. Şimdi söyleyemiyor ki. Peki böyle bir şey olsa, yani Sayın Erdoğan zaten davet etse ya da işte siz bir şey yapsanız, yani yapılacak bir şey varsa yapılsın. Hani illesin iktidarınızı beklemek. Beklemesin tabii. Türkiye'nin bir gün bile kaybetmesi ne kadar maliyeti var? Ahmet yapmış, Mehmet yapmış. Yani illa Fatih Erbakan yapsın diye bir şart yok ki. Biz bunu onun için hem konferanslarda hem basın açıklamalarında ya şöyle bir şey oluyor mu o taraftan? Ve canlı yayında da ifade ediyoruz. Sayın Erbakan ne diyorsanız buyurun, hadi konuşalım bu meselelere diye bir öyle yaklaşım. Bir şey olmadı ama bu kaynak paketi kitabımız bitince tabii Cumhurbaşkanlığına, bakanlığına göndermek lazım. Çünkü olan bize oluyor, bu borç hepimizin hanesine yazılıyor. Evet. Yani vatandaşın borcu 100 misli artmış bankalara, özel sektörün borcu 35 misli artmış, devletin borcu da 3 misline çıkmış bu iktidar döneminde. Ve toplamda özel sektör, vatandaş ve kamu 900 milyar dolar, 1 trilyon dolara yakın borca batmışız. Hepimizin ülkesi, hepimizin borcu. Yani siz kategorik bir karşı çıkışımız değil, ülkenin problemleri çözülsün.
Elbette, onun için biz fikri, zikri katkı sağlamaya hazırız diyorsunuz. Yeter ki memleketin problemi çözülsün. Tabii. Bunu en başından söyledik, hep şunu söyledik. Yani bu iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti değil, milletin derdine derman olunsun da nasıl olursa olsun, kim olursa olsun kim siyasetini yapmamız lazım. Evet. Çünkü diğeri siyaset olmaz, o intikam olur, hırs olur, politika olur. Halbuki biz siyaseti millete faydalı olalım, milletin derdine derman olalım diye yapıyoruz. Rahmetli Erbakan hocamızın meşhur sözü, siyaseti ibadet olarak yapıyoruz diyordu. Sadece oy alalım diye değil, biz bunu Allah rızası için yapıyoruz diyordu. Bu çizgide yeniden Refah Partimiz kuruldu ve bu çizgide devam ediyor. Dediğim gibi bu sorunları yeter ki çözülsün, ama kim çözerse çözsün, bizim evet. Derdimiz bu. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biraz uzattım, kusura bakmayın çünkü çok sayıda soru geldi. Tabii. Şimdi bana diyecekler ki şunu niye sormadın, bunu niye sormadın. Tabii doğru. Her soruyu da sormak mümkün olmadı ama hem aklımdakileri hem sağ de sayın izleyicilerimizin, sayın takipçilerimizin, abonelerimizin sorularını size aktarmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de tabii size siyasi hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun, ilginizden, alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir de bu yeni YouTube kanalınız hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Yani YouTube biliyorsunuz gençlerin daha çok ilgi gösterdiği doğru, bir alan. Bizi de şundan dolayı suçluyor gençler. Diyor ki yani biz yanlış yapıyorsak, yanlış düşünüyorsak sizin bunda suçunuz var. Doğru. Dolayısıyla gelin irtibat kurun. YouTube kanalını ben gençler ve kendini genç hisseden yaşlı kardeşlerimiz için, herkes doğru. için. Türkiye'de nüfusun çok önemli bir kısmı genç. Evet, reytingler de çok önemli değil. Ben diyorum ki doğruyu söyleyelim bir kişi dinlesin. Önemli değil. Yani reytingden çok. Tabii. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum size. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Hayatlarınıza sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Sağ olun efendim. Yeniden Refah Partisi'nin Balgat'taki genel merkezinde Sayın Doktor Fatih Erbakan'la, Genel Başkan Sayın Erbakan'la bir röportaj gerçekleştirdik. Lütfen yorumlarınızı yapın, sorularınızı sormaya devam edin. Kısmetse bütün siyasilerle olduğu gibi Sayın Erbakan'la da kendileri lütfederlerse belli aralıklarla röportajlar yapmak istiyoruz. Diyeyim ve hepinize hayırlı günler.